Evet arkadaşlar, herkes selam. Canlı bir videodan da baş başayız. Yani canlı derken ben elimden geldiği kadar canlı olmaya çalışıyorum. Dinamik. Ama tabi artık yoruldum. Bugün 15 Haziran. 15 Haziran dedim ya. Bayağı yorulmuşum. Bugün 15 Ocak. Ve saat 23.40. Şu anda. Saat 23.40. Yani bayağı bir çalıştım bugün de. Ondan sonra da akşam eve geldim, biraz dinlendim, işte yemek memek falan. Ondan sonra dedim bir tane video çekmem lazım. En azından genel bilgileri vereyim, paylaşayım. Videosuz bırakmayayım. Onları biraz böyle hani kafamda toparladım, neler anlatabilirim, neler söyleyebilirim falan diye. İşte anca da şimdi kısmet oldu gelip video çekmek. Şu arkamdaki Işığı da şöyle kapatırsam sanki daha iyi olacakmış gibi. Bugün de hazırlıklı geldim bu arada. Yani kahvemle geldim. Bu arada kahveme reklam da almadım yani, gördüğünüz gibi. Şu anda hiçbir şeye reklam almıyorum. Çünkü reklam veren yok. Videolara reklam veren yok. Yani çok da umurumda açıkçası. Ya yarın bir gün yani bu videolardan para da kazanmaya başlarsam zaten hiç reklam istemem yani. Yani çok ciddi paralar ödemeleri lazım insanların reklam verebilmesi için. Yani kapılar 1-2 bilyon dolardan başlar. Bilyon dolara vay be, iyi para. Her neyse ya, işin şakası bir yana hani biraz şimdi şeyler oluyor böyle, videoların bazı yerlerde videoların altına yorumlar falan geliyor. İşte bazen özel mesajlar falan da geliyor. İşte ne kadar para kazanıyorsun, ne kadar para kazanıyorsun falan diye. Arkadaşlar ne kadar para kazandığın, para çok önemli değil aslında. Yani nasıl kazanıyorsun sorusu bence önemli. Ne kazandığın bence çok önemli değil. Hani ben bir kere en nefret ettiğim insan tipi şudur. Birincisi, bir işe girdiğinde hayırlı olsun derler ya, ne kadar kazanıyorsun? Ya sana ne? Sana ne yani? Ben senin kazandığın parayı soruyor muyum? Yok. Sen niye yani hiç tanımadığın bir insanın maaşını soruyorsun, kazandığı parayı soruyorsun? Sana ne? Sen nasıl kazandığına bak. İyi kazanıyor musun? Yetiyor mu? Masraflarına yetiyor mu? Ya ne kadar ayıp bir şey, değil mi? Vallahi çok ayıp bir şey ya. Bilmiyorum bu devirde ayıpta kaldı mı artık ama. Herkes her şeyi soruyor. Çok rahatlıkla soruyor mesela. Yani hadi belli bir samimiyet olur, şey olur. Bir şey kıyaslamak için merak edersin ve sorabilirsin yani. Ama bence çok da doğru bir şey değil yani. Bir başkasının kazandığı paranın detayını öğrenmek hoş bir şey değil. Ama bu arada benim daha önceki anlattığım videolarla da ters düşüyorsun da diyebilirsin Nizvan'a. Neyse anlatacağım. Ya sonuçta ben burada bir iş yapıyorum ve bir para kazanıyorum. Ve herkese de anlattığım için doğal olarak sorabilirsin. Onda bir sıkıntı yok. Benim kızdığım şey o değil. Yani ben başka bir şeye kızıyorum. Daha hiç karşındaki insanı tanımıyorsun, yeni tanımışsın bilmem ne. Aa nerede çalışıyorsun? Şurada. Aa ne kadar para kazanıyorsun? Maaşın ne kadar? Ya sana ne? Niye soruyorsun? Yani ne yapacaksın? Sen de mi girip çalışacaksın orada? Girip çalışacaksan gir çalış. Ya seni engelleyen ne? Seni engelleyen bir şey mi var orada? Neyse, o kızdığım bir iki kişi vardı. Onlara cevaben bu tarafı anlatayım dedim. Şimdi şöyle, ben hani başladım ya, dağıtım işine başladım. İşte DoorDash, GroupM, Postmates, bilmem ne, Go4'dan falan bahsettim. İnşallah bunların böyle web adreslerini verdiğim veya hepsini derleyip toparladığım öyle bir video yaptım mı? Web adreslerini verdiğim, yaptım. Ama istiyorsanız hani gene biraz daha böyle detaylı şeyler istiyorsanız bu videonun altına yazın. Gene böyle detaylı bilgiler vermeye çalışırım bu arada. Şu ışıktan bir kurtulamadım.
Şimdi bu dağıtım işinden ilk başlarda günlük 20-30 dolar falan kazanıyordum. Yani ilk hafta daha doğrusu. Onda da 3-4 saat falan çalışıyordum. Yani 3-4 saat falan çalışınca 20-30 dolar, 40 dolar falan maksimum o rakamlara çıkıyordum. Şimdi bu hafta artık böyle hani sabah saat 10'dan başlıyorum, akşam saat 8'e 9'a kadar yapıyorum ama arada dinleniyorum falan. Ortalama 10 tane dağıtım diye düşünün. 10 tane dağıtım. Ortalama dağıtım başına da 10 dolar gibi düşünün. Bu ara günde 3 günden beri günde 100 dolar yapıyorum. Yani ilk gün 95 yapmışım herhalde. Açayım bakayım bir ne kadar yapmışım. İlk gün earnings'e bakalım. Ha, 96 dolar yapmışım. İkinci, yani ilk gün pazartesi 96, salı 111, çarşamba 122. Bugün 122 dolar kazanmışım. Daha da çalışabilirdim ama dedim Allah'a şükürler olsun yani yeter yani 120 dolar kazandıktan sonra yeter yani Murat zorlamana da gerek yok. Öp başına koy işte. Ayın 30 gününde herhalde çalışmayacağız ama insan ne bileyim canı sıkılırsa evde canı sıkıldı git çalış istiyorsan yapabilirsin. Hadi hafta sonları biraz az çalıştığını farz edelim. Ne diyelim normal çalışma günü 22 günden mi hesaplanır maaşlar? Ortalama 100 dolar diye gidin. 2200 dolar. Hafta sonları da biraz çalıştınız. 2500 dolar civarında bir rakam. Şu anda bence hani normal şartlarda dağıtım işinden kazanabilir bir insanın kazanması lazım. Bakın ben 50 yaşında bunu kazanıyorsam artık yani normal birisinin de genç bir arkadaşında veya 30'larında 40'larında birisinin de çok rahat bu paraları kazanması lazım diye düşünüyorum. Aylık işte 2-2500 dolar falan. O da ilk başlangıç için bence çok iyi arkadaşlar. Yani dediğim gibi 1000 dolarlık bir evde oturun. 1100 dolarlık, 1200 dolarlık bir evde oturun. Hadi 200-300 dolar masrafları koyun onun üzerine. İnternette, telefonda bilmem neydi. İşte yeme içmenizi falan koyun. Yani hem masraflarınız çıkar hem bütün parayı yani şey maliyetleri karşılarsınız hem de üstüne belki 200-300 dolar bile cebinizde para kalabilir. Bu tabii benim bakış açım bu. Başkaları yani mesela bekar birisi paylaşımlı bir evde oturabilir. Yani paylaşım dediğim o da kiralayabilir. O da kiraladıktan sonra şey yapabilir. Daha az verebilir. Yani o da kiraları ne kadar? 500-600 dolara bence odalar var ama evli bir çift için, aile için, çocuklu bir aile için işte dediğim rakamları da düşünmeniz lazım. Bu tabii hiç mesleğiniz yok, işiniz yok, bilmem ne yok. Hani veya mesleğiniz var ama hemen geldiniz daha bir şey yapamayacaksınız. Hani bunlar yapılabilecek işler ve en erken de dediğim gibi bir ay sonra, 1,5 ay sonra falan başlayabilirsiniz bu işleri. Çünkü ehliyetinizi isteyecekler. Muhakkak SSN numaranızı isteyecekler. Ehliyetlen SSN numaranızı isteyecekler. Ya yani en erken 1-1,5 ay içinde başlayabilirsiniz bu işlere. Bu dediğim gibi işlerden bir tanesi. Yani dağıtım işi işlerden bir tanesi. Ben tabii bununla ilgili hiç mesaj gelmiyor bana. Yani kimse bir şey sormuyor ama ben ara ara anlatıyorum bu Amazon'daki Amazon IQ'dan bahsetmiştim size. Sadece Amerika'daki uzmanların, Amerika'daki yani AWS'in Amazon Web Service sertifikalı insanların katılabildiği bir portal var. Ama sadece Amerika'da yaşayan insanlar yapıyor bunu. Sadece Amerika'da yaşayan insanlar katılabiliyor o portala. O portal sonunda açıldı bana. Yani payment hesabı da bilmem ne onlar hepsi bitti, açıldı. Yani artık müsaade edin de 20-25 senelik bir IT tecrübesi de var. Artık hani ben de kendi bildiklerimi yavaş yavaş devreye sokmam lazım. Mesela orada 8-9 tane böyle fırsat vardı. Hepsine yazdım. 2 günden beri yazıyorum. Hepsine yazıyorum. İşte ne yapabiliriz şu projede bilmem ne falan diye.
Bugün bir tanesinden cevap geldi. Arayan kişiyle yaklaşık bir saat yakın falan telefonda konuştuk. Ya 2-2500 dolarlık bir iş. Ya işin süresi de 2 gün veya 3 gün falan. Bakalım cevap bekliyorum, bilgi bekliyorum. Biraz daha detaylı bilgi verecek. Orası artık direkt benim mesleğimle alakalı bir şey. Yani direkt mesleğimle alakalı bir şey. Hani ben oradan da artık yürümeye başladım. O taraf da benim için çok önemliydi. Asıl istediğim şey orası tabii. Amazon tarafında ilerlemek. Amazon tarafında kendi bilgilerimi kullanmak, uzmanlıklarımı arttırmak, sertifikalarımı devam etmek. Zaten sertifikam var ama hani birkaç tane daha sertifika eklemek onlara. Tabii ki yani ben hayatım boyunca burada hani doğruda işte grup attı bilmem neydi onları bunları yapmayacağım. Yani öyle planım da yok ama yani şunu da söyleyeyim. Hani çok da hoşuma gidiyor şu anda bunları yapmak. Hani bu dağıtım işini yapmak. Bir kere hani zinde kalıyorsunuz arkadaşlar. Bir de araba kullandığınız yerler güzel. Öyle hani çok problemli yerler değil. Tamam böyle park ettiğiniz yerlerde bazen sorunlar oluyor. İşte şehrin içine indiğinizde orada her yere park edemiyorsunuz. Otellere gidiyorsunuz, plazalara giriyorsunuz falan. Oralarda doğru yerlerden girişler yapmanız lazım. Yoksa böyle delivery'yi zamanda ulaştıramayabilirsiniz. Özellikle galeryadan uzak durmaya çalışıyorum. Çünkü galeryadan sipariş alınacağı zaman böyle arabayı zaten park edecek yer yok. Galerya tarafından sipariş gelirse de hiç şey bypass yapıyorum. Hiç bakmıyorum bile siparişi. Öyle kaçırdığım siparişler oluyor. Puanım da düşüyor ama yani almıyorum açıkçası. Hepsini de almıyorum yani oradan. Böyle çok iyi bir tip varsa ona bakıyorum. Ne bileyim minimum 12-13 doların üzerindeyse o zaman gidip alıyorum o siparişleri. Çünkü hakikaten buralarda park edecek yerler de sorun. Neyse bu işin detaylarıyla ilgili şeyler ama diğer tarafta şey tarafında ise hani işi yapmak da zevkli. Vallahi ben hoşuma gidiyor. Yani yoruluyor muyum? Yoruluyorum ama hani istediğiniz zaman dinleniyorsunuz, kahve içiyorsunuz, bilmem ne. Kazandığınız anda ne kazandığınızı görüyorsunuz, rakamları görüyorsunuz. O da size biraz hırs yapıyor. İşte yok 5 dolar kazanıyorsunuz, sonra 20 dolar kazanıyorsunuz. Aa diyorsunuz 30 oldu, hadi şunu 40 yapayım. 40 yapınca 50-60 olsun. 60 olunca yani o arada yorgunluğu düşünmüyorsunuz falan. Böyle adım adım gidiyorsunuz. Yani yapılabilir bu iş. Ya aklınızdaki işlerden bir tanesi bu olsun. Hani yapılabilecek işlerden. Dediğim gibi şey tarafı Uber ve Lyft tarafını tecrübeli olan insanlar varsa hani yazabilir. Bu videonun altına da yazabilir. Veya zaten ben eminim onların videolarında zaten Amerika'daki yaptığı videoları da zaten herkes seyrediyordur. O konuda eminim benden daha çok bilginiz vardır. Yani ben şimdi bu işi yaptığım için artık biraz enerjimi bu tarafa veriyorum. Öbür tarafta neler var neler yok onları da çok böyle emin değilim o taraftan. Yani çok bilgim yok. Artı bir de bu Amazon IQ'da açıldığı için artık oradan da yürümeye başladım. Yani orası da benim için önemli bir yer. Çünkü orada şey yaptığınız zaman çok pardon. Orada yani hem büyük müşterilerle şey yapıyorsunuz, kontak haline geçiyorsunuz. Artı yani hani bilgi işlemde böyle önemli taraftaki işleri yaptığınız zaman, yani müşterinin de güvenini kazandığınız zaman o işler hep uzun solukludur. Yani şirkete danışman olarak bile girebilirsiniz, çalışabilirsiniz. Yani o işlerin hepsi uzun solukludur ve hepsi birer kapı açabilir yani. O tarafta her zaman bir fırsat vardır. Dediğim gibi. Doğal olarak da yavaş yavaş o tarafa da ağırlık vermeye başladım. Şimdi mesela eve gideceğim hala. Diğer birkaç yerden daha cevap gelmiş mesela. Onlara da bakacağım. Ne istiyorlar? Benden teklif mi istiyorlar? Şey mi istiyorlar? Baktım oradaki Amazon tarafındaki işler daha fazla böyle ağırlık
basmaya başladı. Tabii ki mecburen bu delivery tarafını da artık azaltacağım. Hem maddi açıdan tabii ki Amazon'daki şey daha iyi olacak inşallah. Hem de tabii daha farklı yani çalışma, öyle bir yere günde 150-200 mil yapmayacaksınız yani. Oturduğunuz yerden tabii bu sefer de beyniniz patlayacak ama ya işte şöyle bir güzelliği var. Hani gerçek mesleğinizi de yapmaya başlayabilirsiniz buraya geldiğinizde. Tamam, bu DoorDash mordash de dursun. Canınız çok mu sıkıldı? Öğleden sonra çıkın 2-3 saat DoorDash yapın. 40-50 dolar veya ne bileyim belki daha fazla para kazanırsınız. Sonra gelin normal işinizi yapın. Ya hakikaten Türkiye'de olsa yemek dağıtsanız millet, siz bir kere başta siz utanırsınız yani. Ya dersiniz ben yemek mi dağıtacağım, işte ben beyaz yakalı birisiyim, oturup yemek mi dağıtacağım, millet hakkımda ne der, ooo Ahmet'e bak, Mehmet'e bak, yemek dağıtma işine düşmüş de falan. Böyle bunları takarsınız ama burada vallahi inanın arkadaşlar kimsenin umurunda bile değil. Hakikaten değil yani. İnanın değil. Ya ben size söyleyeyim. Hani burada ben yok o işi yapamam, şunu yapamam, bunu yapamam. Yok çekinirim, utanırım ya. İş yapıyorsunuz yani. Alnınızın hakkıyla çalışıyorsanız niye utanıyorsunuz ki? Kimse de zaten burada gelip sizi yadırgamıyor. Veya kimse de bana demiyor, adam bak Mercedes'iyle şey dağıtımına gitmiş falan demiyor yani. Diyen olursa da umurumda değil. Bana ne? Ya ben kendi işime bakıyorum. O yüzden böyle çok şey yapacak bir durum yok. Hani asıl işiniz varsa mesleğiniz, asıl mesleğinizi tabii ki Amerika'da yapın. O çok önemli. Asıl mesleğiniz neyse. Çünkü uzman olduğunuz şey o. Onda ilerleyebilirseniz bu her ne olursa olsun. Yeter ki ya hep videolarda söylüyorum. Temiz yapın. Düzgün yapın o işi. Kendi işinizde hem para da kazanırsınız hem şey de. Yani ilerlersiniz de. Ama ya ilk başlarda ya ben daha hiç tanıdığım yok bilmem ne falan dediğiniz zaman da işte minimum 1-1,5 ay sonra ehliyeti ve SSN'i aldıktan sonra hemen yapabileceğiniz işlerden bir tanesi dağıtım işi, yemek dağıtım işi. Bence o gayet güzel bir şekilde yapılabilir. Yalnız birkaç tane arkadaştan duydum. Bazıları da yapmayı deneyen insanlar olmuş, çok becerememiş. Ya herkesin karakteri de biraz farklı olabilir yani. Herkes de yapamayabilir. O da ayrı bir şey. Sonuçta arabana binip yemek dağıtıyorsun. Ama şunu söyleyeyim. Yani burada bu işi kızlar da çok yapıyor. Benim yaşımda insanlar da zaten çok. Benden büyük insanlar da çok. Ya geçen gün hakikaten girdim. Adam herhalde Parkinson'du yani. Eli falan titriyordu. Adam DoorDash çantasıyla girdi yani. 65 yaşında falandı benim gördüğüm kişi. DoorDash siparişini almış gidiyor. Bir kadın gördüm. Çocuğuyla beraber girdi bara. Aldı siparişi gitti. Dağıtıma. Yani herkes yapıyor. Herkes bu dağıtım işini yapıyor. Yani hiç öyle bakmayın. Onu da söyleyeyim size. Zaten bu dağıtım işi bildiğim kadarıyla bakmadım bu firmaların kuruluş tarihlerine ama çok da böyle uzun bir geçmişi yok. Yani 3-4 yıllık işler veya 2-3 yıllık işler falan bu dağıtım işleri. Zaten burada her firmanın kendine ait böyle şeyleri istihdam etmesi yerine hani bu dağıtım işlerinin yapan firmaların olması, mobilite firmalarının olması çok daha mantıklı. Ama burada bile elimde olmadan şeyleri, analizleri yapıyorum. Ha şu programın şu eksiği var. Şurada şu olsa daha iyi olur. Yani o analizler bile kafamda bir tarafa yazılıyor. Sürekli yazılıyor. Dursun hepsi birikiyor. Projelerle ilgili şeyler var. Biliyorsunuz benim daha önce konuştuğum projelerle ilgili şeyler var. Orada da yani bakalım ne olacak. Orada da çok şeyler olabilir. Ama adım adım sakin sakin iyi düşünerek doğru adımlar atarak ilerlemek lazım. Bunların hepsi önemli şeyler çünkü. Dediğim gibi şeyi söyleyecektim. Bu dağıtım işini söylemek istedim. Biraz kazançtan bahsedeyim dedim. Kazanç tarafından.
Amazon'da normal işinden alakalı şeyler gelmeye başladı artık. İşler gelmeye başladı. Müşterilerle tanışmaya başladım. Dediğim gibi bugün yani bir saate yakın bir müşteriyle konuştuk. O da çok ilginç bir işti. Büyük spor organizasyonlarının fotoğraflarını çekiyorlar. Oradaki anları bildiğim kadarıyla da onlar da bütün medyaya falan servis ediliyor. Servis edilecek dokümanların sipariş gelirse print edilip işte isteyene poster olarak gidiyor. İsteyene ne bileyim habere elektronik dosya olarak falan gidiyor. Böyle ama çok büyük datalar. Ve bunları IT'ciler için anlatıyorum şu anda, bilgi işlemciler için. Bu dataların hepsi on-premise'de duruyormuş şu ana kadar. On-premise'de duruyormuş bu dataların hepsi. İşte tek makinede böyle RAID yaparak mirrorlamışlar, işte kaç RAID 10 mu RAID 1.0 mı mirrorluyor. Yani tek makine üzerinde gidiyor. Ya yani tek makine derken işte backuplı iki tane makine var aslında. Yedekli iki makine var çalıştırdıkları. Ve artık hani diyor ki şey sadece diyor bu eventler olduğu zaman, yani spor karşılaşmaları olduğu zaman bu fotoğrafların server'a aktarılmasındaki trafik çok fazla oluyor. O zaman bir anda 10 bin 15 bin kişi bir şeyler aktarıyor, ediyor, trafik oluyor ama eventler olmadığı zaman da diyor o kadar kaynak boşta kalıyor. Ne yapabiliriz? Tabii ki yani ne yapacağım belli. Yani Amazon'a geçip auto-scaling'i açmak. Zaten o kendisi hani söyledi bunu nasıl yapabiliriz edebiliriz falan diye. Onları konuştuk. Bakalım böyle güzel güzel şeyler de olmaya başlıyor mesleğimle alakalı. İnşallah o mesleğimizde de yavaş yavaş bir şeyler yaparsak güzel noktalara geleceğiz diye düşünüyorum. Bu arada Yunus Emre Bey, bu kısım size özel, şu arkadaki binada şey tam şöyle okunuyor mu? Kameraya göre solda, benim sağımda kalıyor. Firm Space. Bakın burası da kiralık ofisler var burada. Burada da kiralık ofisler var. Şöyle dönüyorum. Sis bastığı için görülmüyor. Aslında şu arkamda şuradaki bir kamerada gösterebilir. Şu ışığın hemen orada arkada çok az görünen Sulet ise şey Williams Tower. Yani Firm Space burada, Williams Tower burada. Yine arkadaki yerde şey kiralık ofislerin olduğu yerler. Bakalım biraz konuşalım. Neler yapacağız, neler edeceğiz. Adım adım devam edelim. Sorularınız olursa lütfen şeyin altına koyun. Ha, bir arkadaşımız şey demiş ya, işte canlı yayın yapar mısın? Vallahi canlı yayın yapmak güzel oluyor da işte telefonu unutuyorum bazen. Bazen de enteresan yerlere gidiyoruz arkadaşlar. Yani böyle yani enteresan mahallelere, işte gecenin karanlığında falan, böyle arabanın içinde de kamerayı açık unutmak da istemiyorum. Bir tane böyle GoPro bakıyorum açıkçası. 7 serisi veya 8 serisinden ikinci el. İkinci el bir tane GoPro bakıyorum. İnşallah denk getirsem alacağım öyle bir makine. O var aklımda. Ama canlı yayın yapmak çok istiyorum ya. Canlı yayın bence güzel bir şey. Hatta canlı yayında şöyle yapmak istiyorum. Yani inşallah o günlere geliriz. Mesela buradan çıkıp şeye gidelim beraber canlı yayında. Hani tarihine karar verelim. İşte sizin de böyle çok gece sabah olmayan bir zamanda, hani sizin için akşam vakti, benim için gündüz vakti. Hani yol da görün diye o anlamda, çevreyi de. Mesela şeye gidelim, Meksika Körfezi'ne gidelim. Oraya gidelim. New Orleans'a gidelim. Louisiana'ya gidelim. Ne bileyim, Dallas'a gidelim. San Antonio'ya gidelim. Austin'e gidebiliriz.
Hatta olur da böyle iyi bir sponsor falan bulursak buradan direkt Kaliforniya'ya kadar canlı yayından da gidebiliriz yani. Neden olmasın? Bunların hepsi olabilir. Bunların hepsi olabilir ama yani tabii ilk önce adım adım. Yani geçen gün yaptım mesela, ne kadar? Bir saat falan yaptım canlı yayın. Fena değildi. Yani olabilir. Canlı yayın yapılabilir. Sadece o canlı yayın için bir tane ayrıca bir hat almam lazım diye düşünüyorum. Bu hotspot'tan yetmeyecek çünkü büyük bir ihtimalle. Şey, internet paylaşımıyla değil de. Öyle kameralar var mı acaba ya? Veya onu nasıl yapabilirim bilmiyorum. Yani kamerayı direkt kameranın içine bir tane GSM hattı ile çalışan bir kamera yok mudur ya? Vardır bence. İllaki vardır. Ya direkt hattın sahibi o kamera olsun ki onun yaptığı yayının kotası olmasın. Yani benim nasıl bu cep telefonunun kotası yok, ona da bir tane hat alayım mesela. Atıyorum $25 mı sınırsız internette hatlar var. Yeni çıkanlarda gördüm mesela. Ben $50 ödüyorum ama aylık sınırsıza. $25'lık da gördüm. Acaba 4 tane hat alırsak mı $25? Ona da bakmam lazım. Olmasa 4 tane hat alırım yani, çok önemli değil. Zaten $100 ödüyorum. Burayı kapatırım. Burası şeyli değil bu arada. Bu kullandığım hat kontratlı değil. Yani her ay $105 ödüyorum bu hatta. İki hatta. Gülçin'den benim hattıma. Toplamda $105. Kapatırım bunları. Dörtlüsünden alırım bunun. Gene $100 öderim. Ama işte o GSM hattını benim istediğim, ya işte bilgi işlemci arkadaşlar anlamıştır ya. Yani direkt kameraya takıp kamera üzerinden canlı yayın yapmak. Kameradan yapmak ki, çünkü o hattın kapasitesi normalde paylaşımlı bir hatta şey veriyor, tamam sınırsız internet de diğer cihazlar için hotspot açmanız lazım ve onun da kotası var, 10 GB 10-15 GB falan. Yani benim normal hattan gitmem lazım. Öyle bir planım var. Bu arada hani Twitch üzerinden de gidebiliriz ona. YouTube Live'den de gidebiliriz. Hiç önemli değil yani nereden yaptığımız yayını. Zaten YouTube'da da o kadar yayın yapıyorum. $4 falan para kazanmışım. Sağ olsun YouTube beni çok seviyor. Neyse, ben en azından bilgilendirmemi yapıyorum şu aşamada. Bakalım, devam edeceğiz. Vallahi aklımdaki şeyler şimdilik bunlar. Sorularınızı yazın. Şimdi artık biraz yavaş yavaş şu mesela yine aklıma geldi. Hani sağlık tarafında çözmemiz lazım. Sağlık sigortası nedir? Ne yapacağız, ne edeceğiz? Emeklilik tarafları nedir falan? Biraz onları artık öğrenmem lazım ki yavaş yavaş, yani kaç ay oldu? 3 ay oldu. 3,5 aya doğru gidiyoruz üstüne geleli. Yavaş yavaş kafamıza otursun her şey. Evet, Houston'un göbeğinden, Galerya'nın oradan, The Western Ox'un oradan yaptığımız yayın burada bitiyor. Herkese selamlar diyorum, iyi geceler diyorum. Ya bana iyi geceler tabii ki. Kendinize iyi bakın. Bay bay.